Isparta'nın pazar kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum abi? Biz daima zaten Fatih Vadisi'nde oturan ek. Bizim şeyimiz çok fazla. Üstü kaplanması lazım, bir şey olması lazım. Biz açıkta pazar gidip geliyoruz. Pazar şeysi değil mi? Hı hı. Tamam işte. Evet. Yani Fatih Vadisi'nde oturuyorum. Biz pazarı yiyin, üstü açık. Geziz oluyoruz, yalan değil. Peki pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu almayacağım, vallahi hiç sormuyorum. Hiç. Her gün aynı şey. Her gün zam, her gün zam. Ne yani, hiç daha ne olacak ki? Yerim olmuş ya zaten. Ben ne olsun? Asgari ücrete gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz faydası yok ki, hiç gelsin ne olacak? Biz de aynı sizden. Değişen hiçbir şey olmuyor bizim. Hiç değişen bir şey yok. Yine acız, yine acız. Noktayız valla. Böyle. Bak çarşamba olsun, Burdur pazarı, salı günü, iki aynı anda çakışıyor. Bizim Burdur'dan her şeyimiz geliyor oraya ucuz olarak. Bizim neden böyle çarşambayı salıya çevirdiler onu merak ediyorum. Kültürümüz işte bildiğin gibi her zamanki hali. Görüyorsun pazardaki halimiz. Raflara hemen yansıdı. Etiketlere. Yani etiketlere. Peki pazara yansıdı mı? Pazara da yansıdı. Pazara yansımadı. O da yansıdı yani. Şimdi bak peynir kaç paradan oluyor dedik. Şimdi 150 lira yani. Hani pazara da yansıdı. Yani yansıdı. Millet dört gözle bekliyor. Zam gelse, zam gelse, zam gelse. Yani millet zam gelmedi mi hemen öyle. Bir asgari ücreti değil. Mesela ben bu ay hani farklı bir maaş alacağım değil mi? Adam bu ay maaş alacak diye hemen ertesi günü onu maaş aldı, zamla aldı diye hemen ertesi gün pazarcılar hemen zamı koyuyorlar yani. Onu bile fırsat biliyorlar yani. Değil ki asgari ücreti yani. Bizim milletimiz fırsatçı. Yani bizim Türkiye'miz fırsatçı. Türkiye'miz. Türkiye. Yani. İşte bilmeyen adımız Türk ama işimiz, aşımız coğur. Allah iyi günler getirsin diyoruz ama hiç iyi günleri falan kalmadı. Yani 700 lira para verdim. Ne aldım diye. Bir peynir aldım. Bir mandalina aldım. Ondan sonra diyordum. Başka bir de çiçek aldım. Bir şey yedim, kutumu getirdim. Yani gidiyor. Ben bir işim. Kalabalık aileyi düşün. Çoluk çocuğu okula gidelim düşün. Yani. Allah iyi günler getirsin bakalım. Isparta'nın pazar kültürü, millet her bütçeye göre, yani herkesin kendi bütçeye göre alacak bir şeyler buluyor yani. Hani çok lükse de gidenler var. Normal hayat yaşamını sürdürenler var. Bu şekilde devam ediyor yani. İşte aldı başını gidiyor kızım. Hiç sen duymadın mı? Pazara gitmedin mi? Öyle. Şu abine de konuştun. O daha canlı konuşuyor. Bir dinle. Ben ne konuşacağım da işte. Ya işte anlat ya abi ya. Geliyorlar. Kendileri bak mecliste milyonlarca bilmem nelerce memura amire 8000 birden veriverdi. Bu biz ne seçeceğiz? Öyle değil mi? Bizim de hiçbir yaşama bilmem ne şeyimiz yok mu ana? Yaşama sevincimiz, çorumuz, çocuğumuz, yaşta, torunumuz. Bu yaşta adam çalışacağını da uğraşıyor. Evet. Bu yaşta çalışacağız diye uğraşıyoruz. Öyle abi. Yaş 60 olmuş. Benimki 70. Hı. Bu yaşta çalışacağız diye uğraşıyoruz. Memurlara seyahaten 8000 lira maaş verdiler. Biz 7,5 lira maaş alıyoruz. 4000 lira kira veriyoruz. 4000 lira kira veriyoruz. Bunun doğalgazı var, elektriği var, suyu var. Efendime söyleyeyim telefonun var. Sen nasıl geçineceksin? Geçinebilir misin? Geçinemezsin. Bol kepçeden atılıyor. Bol bol meclisler şunda. Ben şahsen oy vermem bundan sonra. Kesinlikle vermem. Böyle yani. Vallahi şimdi bak onu sorarsan ben hiç anlamam. Pazara ha, yansıma mı yansır? Mesela gıdaya da yansıdı, öbür güne yansıdı. Bahalılık çok zor yani. Çünkü geçinme mümkün değil yani şu anda. Yani geçince bir durum olsa zaten hepimiz geçin. Ben yalnızım, ben geçinemiyorum yani. Aldım parayla mesela. Şimdi vatandaşı da düşünmek lazımsa bugün mesela bir fasulye sorsun 100 milyonmuş. Nasıl olacak? Patlıcan olmuş 100 milyon. Bu vatandaş da şey geçinir. Hani geçinme şey olsa da böyle. Hani hayat iyiye gitmiyor ama Allah hepimizi korusun ya. Sıkıntı yok. Burada bir iki ay daha geçsin. Yani ailelerini ararsın. Yani çocuğuna bakamayanı ararsın. Çöplüklerini ekmek toplayanı ararsın. Bunları hepimiz göreceğiz yani. Yani fiyatlar bazen iyi oluyor, bazen çok yüksek oluyor. Ama mevsim itibariyle herhalde şu an yüksek olması normal diye düşünüyorum. Zaten genel itibariyle her şeye zam geldi. Pazardaki ürünlere de zam gelmesi normal. Şimdi benim alım gücüm yüksek olduğu için benim için yüksek gelebilir. Ama 7,5 milyon alan için çok
Zor yani hayat şartları, zor. Mutfak çok aşırı oldu. Yeterli değil bence. Tabii ki yansır yani. Paralar alınmadan zamlar piyasaya yansır tabii ki. Sparta pazar alışverişini yapar, pazara çıkar. Ama pahalı, her şey pahalı. Çok zor. Vallahi ben esnafım. Çarşamba pazarı esnafıydım. Dedim, şimdi emekliyim de. Pazar gayet güzeldir. Sparta'nın pazarı çarşamba pazarıydı. Başka pazar yoktu. Çarşamba pazarı da Isparta'ya yetiyordu. Şimdi her mahallede pazar var. Bazı günler iki yerde, üç yerde var. Artık gelişti yani pazar kültürü. Isparta'da pazar kültürü gelişti. Çoktan milletin eline geçmeden gitti zaten para. Pazara yansıdı. Fiyatlar aynı şekilde devam ediyor. Peki asgari ücrete gelen zam pazara yansıdı mı? Evet, yansıyor. Şu anda daha asgari ücrete herhalde bir kadar almadılar daha. Yani pazar çok ciddi yansıdığını düşünmüyorum şu anda. Şu anki pazar fiyatları ne durumda? Ha şey yani birim fiyatları anlamında zaten beklentiler itibariyle bu zamlar görülmüştü yılbaşından öncesinde bence. Şimdi biraz daha artış oldu mal alımlarıyla alakalı. Dolayısıyla da bu mal alımlarıyla beraber bence şu anda o piyasaya satın aldı o şey büyük ölçüde diye düşünüyorum. Asgari ücret artışını satın aldı yani. Tabii ki daha erken verildikten sonra mutlaka psikolojik etki yapacaktır. Artacaktır yani. Şu anda gözde görülmüyor ama bir iki üç hafta sonra gelmeye başlar işte. Malum enflasyondan dolayı fiyatların yüksek olduğunu, alım gücünün çok az olduğunu düşünüyoruz. Kimse istediği şeyleri tabii ki sepetine koyamıyor. Söyleyeceklerim çok ama düşündüklerim daha fazla. Yani insanların kullanıldığını, ekonominin çok yüksek olduğunu, enflasyonun yüksek olduğunu, insanların sadece maşalara kullandığını, bir şeyler alamadığını, sadece pazarları gezdiğini düşünüyorum. Herkes, kimse bu ekonomik şartlarda istediği şeyleri pazar çantasına koyamıyor. Bunun fiyatların çok yüksek olduğunu, ekonominin pahalı olduğunu düşünüyorum. Düşüncelerim bunlardır. Evet, şimdi Isparta'da pazarlar vatandaşa gerçek anlamda hizmet veremiyor maalesef. O yüzden mesela kış günlerinde biraz daha kapalı hale getirilmesi gerekiyor pazarlar. Tesadüfen yakaladınız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden Isparta Belediye Başkan aday adayıyım. Şimdi pazarların daha korunaklı hale getirilmesi gerekiyor kış günlerinde ki insanlar rahatça alışverişlerini yapabilsinler. Peki pazardaki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar zaten TÜİK'in yanlış enflasyon rakamları yüzünden gerçekte çok daha abartılı rakamlar söz konusu. Tabii bunda üreticilerin suçu yok. Belki aracılarda biraz suç aranabilir. Onun dışında fiyatlar pahalı. Halkımızın satın alma gücünün üstünde rakamlarla alışveriş yapılıyor. Tabii pek çok insan akşam üzeri pazar bittikten sonra pazar artıklarıyla toplayıp geçinmek zorunda kalabiliyor. Bu da vatandaşımız açısından son derece kötü bir olay. Yani ülkeyi bu hale getirenlerin yaptıklarından utanmaları gerekiyor. 26'da kaldı. Ekranlar bugün ondan sonra 10 lira, 7 lira. Ondan sonra ben emekliyim. Hele ben asgari ücretin altındayım galiba. Ondan sonra yani kamu kesimden emekliyim. Ondan sonra ben asgari ücretin ta altındayım. 400 binden altındayım. İyi ki evim var yani. Evim olmasa acil yani. Evveli ben 1,5 kat şeydiğim üstündeydi beni şey. Asgari ücretliyim. Şimdi emekli tabanı indi. Şurada diyetini aldım, yarım kilo diyetini aldım. Ne bu ya? Ondan sonra ne bu yani? Peki pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı, değişen bir şey yok. Aynı da orada oldu bir tane torba. Evvel iki torbaya çıkardım. Eskiden yeni. Ondan sonra bir torba. Ondan sonra daha 700 lira para gitti. Kalbisa 3 gün önce bir şeyler aldım bunu. Almadığım bir şeyler var yeni. Onları aldım yeni. Pazar da aynı. Değişen bir şey yok. Ondan sonra evvel zeytin alsam aynı. Ondan sonra hele o tereyağının yanına varamıyor. Ondan sonra nasıl gıda işi hocam yani? Nasıl beslenebilecek? İyi ki çocuklarımızı gelletmişiz yani zamanında. Şimdi zor.